İyi akşamlar. İngiltere'den futbola hoş geldiniz. Avrupa'nın büyük liglerinde birer birer şampiyonlar belli oluyor. Paris Saint-Germain, Juventus ve Barcelona domine ettiği liglerde zaten şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu hafta sonu Bundesliga'nın büyük abisi Bayern Münih'te büyük bir avantajı eline geçirdi ama İngiltere'de sular durulmuş durumda değil. Hem Liverpool hem City son haftaya kadar şampiyonluğu kovadılar ve son hafta yalnızca bir puan farkla giriyorlar. Biz de bu hafta yine tüm bu şampiyonluk yarışını, Şampiyonlar Ligi mücadelesini konuşacağız. Önder Özen'le konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten hem Liverpool'un inadı hem City'nin inancı bizi 38. haftaya kadar sürükledi. Evet, gerçekten öyle oldu. Çok da güzel bir hikaye ortaya çıkıyor aslında. Harikulade bir yarış. Belki Premier Lig'de daha önceki sezonlarda at başı giden yarışlar muhakkak oldu birçok defa. Hatta 3 takımın birden yarıştığı yılları da hatırlarız ama diğerleriyle farkı bu kadar açık ara yapıp at başı kalan iki takım görmemiştik. Farklı iki ekolü temsil eden iki teknik adamın çok iyi futbollar oynatarak, iyi sunuculuk yaparak buraya kadar getirmeleri de bu sezonu biraz özel yapıyor herhalde. Rekabet hep İngiltere için konuşabiliriz. Hiç tekerleşmemiştir ama bu kadar iki takımın son ana kadar gittiği de bir yarış yoktu. Bu yarışı konuşacağız ağırlıklı olarak programda ama önce bir başlıklarımıza bakalım. Programda neler izleyeceksiniz? Onları ekranınıza getirelim. Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışında mutlu son oluşacak takım son haftada belli olacak demiştik. Haftaya bir puan farkla giren lider City, Vincent Kompany'nin golüyle Leicester City'yi 1-0 yendi ve liderliğini korudu. Ve Liverpool son hafta maçları öncesinde Newcastle deplasmanında hata yapmadılar. Kırmızılar çok zorlanmalarına, Salah'ı sakatlığa kurban vermelerine rağmen 3 puanı 3 golle aldı. Sezonun en çok tartışılan takımlarından Chelsea ise Watford karşısında galip gelmeyi başardı. İnişli çıkışlı sezonu Şampiyonlar Ligi biletini garantileyerek noktalıyor Chelsea. Arsenal ve Manchester United haftanın kaybedenleri, son hafta maçları öncesi büyük hayal kırıklığı yaşayan ikiliyi de programımızda konuşacağız. Ve tabii ki Tottenham'ın Bournemouth karşısında aldığı mağlubiyet de bu programda masaya yatırılacak. İlk olarak haftanın sorusuyla başlayacağız. Klasikleşmiş şekilde bu hafta sizlere ve Önder Özen'e ne sorduk? Huddersfield ile birlikte bir sezonda evinde en az gol atan diğer Premier Lig takımı hangisidir diye sorduk. Hocam soruyu tabii Hakan abi hazırladığı için aslında bana da sürpriz. Evet. Ben rekoru hatırlıyorum. Sanıyorum en erken düşen takım Derby County'ydi. O yüzden Derby diyeceğim. Ben de az gol atarak düşenlerden hatırlamaya çalışacağım. Stoke City veya Middlesbrough olabilir. QPR da erken, Queen's Park Rangers da çok erken kopmuş. Erken düştü. O üçünden bir tanesi olabileceğini zannettim. Bir de anketimiz var. Anketimize göz atalım. Soru belli. Şampiyonluk ipini hangi takım göğüsleyecek? City, Brighton deplasmanına çıkıyor. Hata yapacaklar mı? Liverpool aslında ununu eleyen, eleğini asan sevdiğimiz Wolverhampton'la oynuyor. Başka bir değişik sorayım hocam. City hata yapar mı? Oyu kime atarsınız? City hata yapabilir. Çünkü son maçı, yani birkaç haftadır öyle görüyorum, epey gergin oynuyorlar ve bildiğimiz City ritminde değil takım hala. Tottenham serisinde de çok bildiğimiz gibi oynamadılar. İyi oynadılar ama o görkemli City oyunu çıkmadı ortaya. İç saha son maç epey gergin. Son bölümde Leicester gol bulabilirdi. Iheanacho iki tane net, biri net, biri nete yakın iki pozisyonu harcadı. Gergin görüyorum. O zaman Pep Guardiola da öyle gözüküyor. Oy Liverpool'a mı sizden? Onu tabii ki bilemiyorum. Sadece takılır mı sorusuna cevabım mümkündür. Kolay takılacağını söylemiyorum ama takılabilir. Aslında anketin... Gerginler yani. Anketin cevabını program boyunca soracağız. Cevap arayacağız ama ilk olarak... Hem City hem Liverpool bu haftaya nasıl geldi bir ona bakalım, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Premier Lig'in rengi ne olacak? Mavi mi, kırmızı mı?
Son yılların en çetin şampiyonluk yarışı hafta sonu oynanacak maçlarla noktalanacak. Ya City unvanını koruyacak ya da Liverpool 29 yıl aradan sonra ilk kez mutlu sona ulaşacak. City geçen sezon 100 puanla rekorlar kırarak şampiyon olduğunda Liverpool tam 25 puan geride kalmıştı. Buna karşın Devler Ligi'nde final oynayan Kırmızılar, çeyrek finalde saf dışı bıraktığı City'ye güçlü bir rakip olabileceğini göstermişti. Sezona kaleci Alisson, Fabinho, Shaqiri ve Naby Keita gibi nokta transferlerle giren Liverpool, çok geçmeden ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Van Dijk liderliğindeki savunması geçilmez bir duvara dönüşen, ligin en fazla skor katkısı veren beklerine sahip Kırmızılar, hücumdaki olağan şüpheliler Mane, Firmino ve Salah'la yılbaşını liderlik koltuğunda noktaladığında herkes kendine aynı soruyu soruyordu. O sezon, bu sezon mu? Liverpool'un 29 yıldır beklediği şampiyonluğu bu sezon kazanacağına yönelik inanç, Manchester City'nin Crystal Palace ve Leicester City karşısında aldığı yenilgilerle daha da pekişmişti. Ancak Klopp'un öğrencileri ellerindeki büyük avantajı koruyamadı. City deplasmanında alınan 2-1'lik yenilgi, Leicester City, West Ham ve Manchester United beraberlikleri, Kevin De Bruyne'den uzun süre yararlanamamasına karşın, bir kez daha her maçını kazanan bir makineye dönüşen Manchester City'nin farkı eritip öne geçmesini sağladı. Premier Lig tarihinde ilk kez aynı sezonda 90 puan barajını geçen iki takım artık kaderlerinin belirleneceği maçları bekliyor. Mutlaka bir kazananı olacak olsa da kaybedenin de uzun yıllar unutulmayacağı bir sezonun sonunda bakalım şampiyonluk kupası kimin elinde yükselecek? İki takımı da konuşacağız ama ilk olarak Manchester City ile başlayalım. City, Leicester City karşısındaydı. Zorlandılar ama hata yapmadılar. İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Mike Dean maçın hakemi. Etihad'da oynanıyor mücadele. Leicester atakta, savunmalı müdahalesi Kompany ile uzaklaştırıyor City savunması. City korneri kullandı. Kafa vuruşu Agüero. Direkten oyun alanına doğru dönüyor top. Kaleci Schmeichel'ın da müdahalesi var. Manchester City'nin gole çok yaklaştığı dakika. Agüero taç atışını kullandı. İlk devrede son bölümler. Kaleci Schmeichel topun sahibi. Uzak mesafeden vuruş. İlkay Gündoğan, sonuç gelmiyor. Leicester atakta. Madison'ın vuruşundan sonuç alamadı konuk takım. Cezaların içerisine pas. Vuruş kaleci. Çok kritik bir müdahale Schmeichel'dan. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir müdahale. Kompany mükemmel bir gol atıyor 70. dakika. Vincent Kompany City'nin şampiyonluklarında ortaya çıkar adam, bir kez daha sahnede mükemmel bir gol attı. Manchester City Leicester'ı 1-0 mağlup ediyor. Şampiyonluk yolunda dev bir adım atıyor. City Kompany'nin golüyle liderliği geri aldı Liverpool'dan. Siz programın başında söylediniz bir gerginlik var diye. Evet, bir gerginlik vardı. Çok tek taraflı bir oyun oldu. Ve aslında bu maç için çok genç denilebilecek, o sorumluluğu ne kadar taşıyacağı belli olmayan bir Phil Foden tercihi vardı. Oyunu yıktılar ama çok net pozisyonlar bulamadılar. Sonra kaptan çıktı ki oynamasının da bir sebebi olduğunu düşünüyorum hocam. Son haftalarda hep Kompany Şampiyonlar Ligi serisinde de... maçlarında da oynadı. Aynen, Şampiyonlar Ligi serisinde de. Geçen sene de mesela United atmıştı, sonra Pogba gelip partiyi bozmuştu. Yoksa yine şampiyon yapan golü atacaktı. Kompany'ye güveniyor. Çıktı, beklenmedik bir vuruşla tekrar City'yi lider yaptı. Hatta beklenmediğin ötesinde bir vuruş. Takım arkadaşlarının arasında vurma, yapma, etme diyenlerin de olduğu bir pozisyonda. Ki maçtan sonraki açıklamasında söylüyor değil mi? Aslında o açıklaması var. İsterseniz onu bir dinleyelim Kompany'nin. Epey ilginç.
Kampanyanın maç açıklamasına bakalım, sonra golü ve maçı konuşacağız. Çevremdeki tüm oyuncular, hatta menajerimiz Guardiola şut çekmemem için bağırıyordu. Buralara genç oyuncuların benden yapmamı istediklerini yaparak gelmedim. İstediğim zaman şut çekerim, istediğim zaman da çekmem. 15 yıldır en üst seviyede futbol oynuyorum ve buna karar verme hakkım olduğunu düşünüyorum. Bir gün hiçbir arkadaşımı dinlemeyip o şutu çekeceğimi ve herkesin bundan mutluluk duyacağını söylemiştim. O an bu maça denk geldiği için çok mutlu ve gururluyum. Ne takım arkadaşları ne de Guardiola kampanyadan böyle bir şut çıkarmasını istemiyor, beklemiyorlar. Ve bunun aslında bir sebebi de var. Neden bu şuta şaşırdıklarının bir sebebi var. O grafik gelecek şimdi ekranlarımıza. Bu kampanyanın ceza sahası dışında kaleyi bulan ilk şutu tam 6 yıl sonra. Bunun yanında 12 yıl sonra ceza sahası dışına attığı ilk gol ve City ile akan oyunda, yani duran top dışında attığı ilk gol. İşte bu City ile ceza sahası dışından denemeleri kampanyanın. İnsan da gerçekten konuyu buradan Liverpool'a bağlamadı edemiyor. Yani büyü mü, kader mi, nedir Liverpool'a yapılan? Bu en önce kampanyanın kendine yaptığı. Bir profesyonel futbolcu, güçlü bir figür, bir kaptan ama çok güçlü bir karakter olduğunu maç sonu açıklamalarında görüyoruz aslında. Pek de mütevazı davranmıyor. Ben bu kariyeri 18-19 yaşında çocuklardan direktif almak için yapmadım diyor. Yarışmacı insanların karakterine bir örnektir. Grafik gerçekten çok ilginçti. Bayağı da şut atmış. Bir ama, tane yeşil vardı orada. Evet, bütün kariyeri boyunca hocam sizde, epeydir sizde. Tabii. Onu bulmuş. Güzel bir gol attı. Çok güzel ve çok yerli yerinde, çok iyi bir zamanda City için en gerekli anda bu gol ortaya çıktı. O kaçırdığı maviler de, yani olmayanlar da muhtemelen 2-0, 3-0 iş çoktan gevşemişken olmuş vuruşlardır muhtemelen. Aslında en azından büyük çoğunluğu. Böyle bakınca burada karar almayı da konuşmamız lazım. Şimdi maç sıkıştı, pozisyona giremiyor City ve şut tehditleri yok. Ya kimse şut atmadı. İlkay birkaç kere denedi, evet. Sterling denedi. Ve kampanyada belki doğru olanın o kapanan savunmayı şut atmak olduğunu karar verdi. Sonra da belki biraz şansla golü yaptı ama doğru kararı verdi kaptan. Kesinlikle doğru kararı verdi. Usta oyuncular artık meslekte finale yaklaşmış, çok deneyim kazanmış. Ustalık sahibi olmuş, oyun okuma becerisi olan oyuncular. İşler sahada yolunda gitmediğinde kendi planlarını yapabiliyorlar. Olur olmaz ama şut iyi bir seçenekti ve o seçeneği tecrübeli bir oyuncu işaretlerdi. O da işaretlemiş. Gol olduğunda tabii genel algı, yani izleyenler, oyuncular kimse inanamadı. Akıllara da hani bu Liverpool Chelsea'yi konuşurken hep Gerrard'a pas atıyoruz ya, akla geldi diye. Bu kampanyanın golü de benim aklıma işte o QPR'ın program başında andığımız QPR'ın son hafta City'yi zorladığı ve Agüero'nun attığı golü getirdi aslında. Tabii bu son hafta, bu bir daha olabilecek bir şey değil. Çok öyle bir dönüşün olabileceğini sanmıyoruz ama City yine bir final maçında yine beklenmedik bir golü atmayı başardı. Başardı. Ama bir final daha var. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet. Bakalım olacak mı tekrar? Şöyle bir aslında bir rakamla size geleyim hocam. Yanlış hatırlamıyorsam Brighton şu ana kadar 2 senedir ligde son çıkmalarından bu yana. Büyük 6 ile işte içeride dışarıda kaç 23 maç yapmış oluyor. Tabii. Yanılmıyorsam 2 beraberliği var. O da içeride. Hı hı. Yani rakamlar işte Brighton'ın ligde kalması, City'nin kazanan bir takım olması, her şey City'den yana gözüküyor. Bu son maçta onlar hata yaparsa bunun faktörü ne olabilir? Yani kendi kendine yaşadıkları bir stres mi? Brighton ekstra performans mı koyar? Ne belirler Liverpool'u şampiyonluk yolunda? Bu sezon bittiğinde eğer her şey yerli yerinde biterse, yani yerli yerinde derken City adına yerli yerinde biterse, Brighton'ı geçerse kimse şeyi hatırlamaz. Brighton ne yaptı o sezon diye hatırlamaz. Konuşulacak bir senaryosu çıkmadı. Bu sezondan bir senaryo çıkartamam. Bir hikayesi yok Brighton adına. Yani Huddersfield adına var, evet, hikaye. Cardiff adına kötü var. Kötü ama var mı? Evet, var hikaye. Cardiff adına hikaye var. Yani bayağı hikaye var. Evet. Chelsea maçları falan. Yani düşüşü, şekli,
bayağı hikaye çıkarttı. Kötü bir hikaye ama var hikaye. Yukarıdakilerin bir kısmını şampiyonlarına yine gittik gitmedik. Bazıları büyükleri yendi yenmedi. Avrupa'da mesafe aldım almadım. Hikaye çıkartan ekipler oldu. Belki de hiç hikayesi olmayan 2-3 takımdan bir tanesi Brighton. Şimdi bir fırsat var. Sezonu bir hikayeyle, iyi veya kötü bir hikayeyle sezonu bitirmek. Futbolcu için bu yeterli bir motivasyondur. City'ye karşı oynamak yeterli bir motivasyondur. Nerede maç? Evde. Brighton içeride. Brighton sahasında. Belki 4-0, 5-0 yenebilir City. Ama ben şunu söylüyorum. Bu haftalarda oynamadan önce her maç zordur. Bu da zor bir maç. Aslında iki konu birbiriyle çok bağlantılı. Manchester City ve Liverpool. Yani iş Liverpool'a ister istemez geliyor dedim. O yüzden ben Liverpool'un maçına da bir göz atalım diyorum. Newcastle, Liverpool'un maçına. Benim gözümün önüne bir an şey geldi. Şu anda geldi. Liverpool 2-3 farklı önde. Herkes eskiden radyo ile takip ederdi. Ben de eski model bir adam gibi radyo işareti yaptım ama yani telefonlarında artık öyle bakarlar muhtemelen. Brighton'da neler oluyor diye takip edecekler gibi bir görüntü bir anda zihnimde oluştu. Evet, ikinci yere kalırsa iki maçta acayip keyifli olabilir iki statta da. Biz Newcastle Liverpool maçına bakalım. Ardından iki takımı ve şampiyonluk yarışını konuşmaya devam edeceğiz. Newcastle United'la Liverpool karşı karşıya. Kafa vuruşu Van Dijk. Öne geçiyor Liverpool dakika 13. Manchester City ile müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veriyor Liverpool. Bu maç çok çok önemli. Newcastle'da beraberlik arayışı var. Savunma ikinci pozisyonu Atsu. Attı golü. 20. dakika. Beraberliği yakalıyor Newcastle United. İşte gol. Cristiano Atsu. Mücadelede 26. dakika. Newcastle etkili geldi. Direkten döndü top. Ev sahibinin ikinci gole yaklaştığı an. Liverpool yeniden öne geçmek istiyor. Harika vuruş. Salah. Çok klas. Muhammed Salah'tan müthiş bir gol. Asist. Alexander Arnold. Köşe vuruşu kullanılacak. Orta geldi. Kafa. Sekti. Rondon. Salomon Rondon. 2-2. Newcastle skora dengeyi getiriyor. Salomon Rondon. Maçta artık son anlar. Origi. Hayat veriyor Liverpool'a. Origi atıyor. 3-2 öne geçiyor Liverpool bu kritik maçta. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir gol. İşte Origi. Bu kafa. Maçı 3-2 kazanıyor Liverpool. Jürgen Klopp'u dinleyelim. Maç sonu neler söylemiş? Kaderimizde şampiyonluk maçına çıkmak vardı. Origi'nin golüyle bu hedefe ulaştık. Bundan sonra tek yapabileceğimiz Wolverhampton maçını kazanmak. Sezon boyunca elimizden geleni yaptık. Oyuncularımdan daha fazlasını bekleyemezdim. Şampiyonluğun kaderimizde olup olmadığını ise hep birlikte göreceğiz. Jürgen Klopp oyuncularını övüyor ki oldukça haklı. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. City geçen sezon 100 puan aldı. Bu sene işte 95'ler. Bir Mourinho'lu Chelsea'nin var. 94 ya da 95'e şampiyon olduğu sene. Ya son 15 yılda aslında bu iki puanla sizi şampiyon yapıyor. Evet, Liverpool elinden geleni yapıyor ve yarışı kaybedebilir. Ama sanki sadece bu onların işte kötü şansı ya da işlerin yolunda gitmemesinden öte de olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer bu şampiyonlukta giderse kaybeden olmak Liverpool'un üzerine iyice yakışacak gibi geliyor bana. Yakışacak mı, yapışacak mı? İkisi de. Yakışıyordu aslında. Hem yapışacak hem hani Liverpool şampiyonluğu kaybettiğinde bunlar hep güzel hikayeler çıkartıyoruz ama biraz da Pep Guardiola'yı sanıyorum ikinci plana atıyoruz o Liverpool hikayelerinden. Çünkü orada gerçek bir kazanan var. Gerçek bir winner var. Ve o da iki sezon üst üste 100 puan bandına gelecek. Biz yine de bekleyelim. Yani yok olursa bu tamamen kötü tabii, senaryo. Tabii. Liverpool için ilginç şeyler oldu. Şimdi geriye dönelim. Gerrard'ın ayağı kayar. Dembaba yakalar. Gider golü atar.
Bu kimsenin aklından çıkmıyor değil mi? Evet, Liverpool'ların aklından. 5 yıl veriyorum. Bu insanların aklında kalacak. O yıl kimin şampiyon olduğu unutulacak. Ya birbirimize ya kim olmuştu? Hatırlıyor musun? Onu soracağız. Muhtemelen böyle olacak. Yani kaybedenin de fiyakalı durması, kaybedene de yakışması diye de bir durum gerçekten var. Onu hatırlayacağız. Bir de kaybeden Gerrard gibi bir çok Liverpool için dev bir oyuncu figürü, dev bir kaptan olunca daha da fiyakalı durdu aslında. En az bir şampiyon olmuş kadar efekt yaptı. Yaptı değil mi? Evet, kesinlikle. Yine belki kötü senaryoyu düşünecek olursak belki aynı şey olacak. Öbür taraftan zaman kesişmesinin de önemli olduğunu unutmayalım. Bazen en iyi organizasyonu kurup, en iyi oyuncuları alıp, en iyi altyapıdan oyuncuları çıkarttık ki Alex gibi, Robertson gibi çok özel iki tane oyuncunun katıldığı bir sezondur bu. İşin önemli parçası olduğu bir sezondur. Bunların hepsini yapmışsınız ama kesişme diye bir durum var. Zaman kesişmesi. Karşınızdaki de sizden çok daha fazla bütçeye sahip, çok deneyimli bir teknik adamla çalışan, projesi neredeyse tamamlanmış olan Manchester City. O yüzden Klopp haklı, oyuncularından daha fazlasını isteyemezdi. Aslında ben lafı buraya getirecektim. Hep vurguluyorsunuz, tamamlanmış proje. Klopp ilk Liverpool'a imza attığında ilk basın toplantısında şöyle demişti. 4 yıl içinde bir kupa kazanmayı hedefliyorum. Sanıyorum 3,5 yıl oldu. Klopp geldi 3,5 sezon oldu. Evet, hala o söylediği lafın arkasında durabilecek bir sezonu daha var. Ama asıl kırılma anları, yani diyorum ya kazanan ve kaybeden olmak, aslında Liverpool'un kazanan olma şansı eline çok gelmişti. Bu Ocak ayında 7 puanlık, 8 puanlık farklarda orada o direnci koyamadılar. Ama işler City'ye dönünce City'nin ne kadar, onlar da genç bir takım ama ne kadar kazanma alışkanlıkları olan, ne kadar o fırsatı, kıymetini bilen bir takım olduğunu gördük. Ondan sonra da işleri değiştirmek zor. Çünkü hem rotasyon, hem bütçe, hem oyuncu kalitesi daha geride Liverpool'da. Evet. Her anlamda City'nin daha önde olduğunu söyleyelim. Bir kere City'ye katılan oyuncular arasında önceki kulüplerinde şampiyonluklar yaşamış deneyimli oyuncular var. Özel ve pahalı oyuncular var. Uluslararası çapı çok daha büyük. Daha olgun, daha yarışmacı oyuncular var. Avantajlıydı. Yani kadroları attınız, oradan City çıkar. Liverpool'da 3 isim var. Ama oynattınız, zorlanarak olacak belki. Olursa zorlanacak. Belki hala top sahada. Belki Liverpool çıkacak. Ama bu kadroları atın şeye, kağıdın üzerine, toplayın komisyonu, Premier Lig, bütün teknik adamlar, bütün futbolcular, onlar yapsınlar puanlamayı. City açık ara yapmıştı şimdi çoktan. Şu da aslında ilginç. Yine söylemişiz, bambaşka iki menajer, bambaşka iki oyun demiştiniz. City'ye bakıyorum, orta sahadan inanılmaz beslenen, orta sahası üzerine planlar kuran ve hep oradan sonuca giden bir takım. Liverpool'a bakıyorum, orta sahası City'ye nazaran çok az, hatta ağır aksak ilerleyen ama iki bekiyle bütün oyun planını, bu maçta da öyle, bütün oyun planını iki bekinin üzerinde kurdu. Hem Alexander-Arnold hem de Robertson asist krallığında şu an ilk beşteler hocam. Yani belki de o son senesi var ya Klopp'un, orada orta sahayı bir tık arttırsa, işte Brandt'lar, fikirler konuşuyoruz, işin şekli çok değişebilir aslında. Eriksen kadar neredeyse asist yapmış hocam. Mutlaka değişir, biraz oyun tarzıyla da alakalı. Aslında City'nin İdeal 11'inin 9'u orta sahacı. İkisi hariç. Bir stoperi ve santfor dışındaki herkes orta sahacı. Kaleci dahil. Buna Walker'ı da hepsi yazabilir dahil miyiz? Tabii ki yazarız. Ya merkez orta saha mı yoksa hani ön oyuncusu olarak mı konuşuyoruz? Bakın, Walker orta saha yeteneklerine sahip bir oyuncu. Herhangi bir takımda orta saha oynayabilir. Stoperlerin önündeki ön libero gibi de oynayabilir. Sağ iç, sol iç, buralarda oynayabilir. Kenardaki bir orta sahacı gibi de oynayabilir. Orta saha karakteri var. Yani alması, vermesi, pası muntazam var. Topa ritim verebilecek bir pasörlüğü var. Laporte, orta sahacı gibi. 10 numara oynar. Kaleci, orta sahacı gibi. Sol bekleri, Zivchenko, orta sahacı gibi. Orta sahacı da zaten orta saha. İki kenarının orta saha özellikleri var. Agüero dışında hepsi orta saha oynayabilecek özellikli oyuncular. Yani City'nin oyun anlayışı bunu gerektiriyor. Ama öbür tarafta hız, yani topun hızı değil, oyunun hızı. Doğal olarak oyuncuların hızı daha önemli Liverpool tarafında. City'de topun hızı ne kadar önemliyse Liverpool'da da oyunun hızı o kadar önemli. Hızlı oyunda var olabilmek için
Alex Arnold gibi, Robertson gibi kenar oyunculara, git geli çok fazla olan dinamik kanat oyuncularına ihtiyacınız var. Onlar sahayı enlemesine geniş kullanırlar. Varlıklarını öyle sürdürürler, öyle güçlendirirler. Oyun anlayışlarına çok uygun oyuncularla oynadılar aslında. Zaten bekler üzerinden konuşurken izlediğimizde Liverpool'un sürekli iki bekiyle genişlediğini, City'nin de sürekli daralttığını görüyoruz. Liverpool aslında Liverpool hakkında iki tane enteresan rakam var. Hani mesela hücum planı olarak Liverpool'u nasıl biliriz hocam? Liverpool nasıl gole gider diye bir soruyla gelsem size. Genelde siz bana sorarsınız ama bu kez. Evet. 37. haftada mıyız? 37. haftada güzel bir soru. Liverpool nasıl gider? Tabii ki birçok şekilde gidebilir. Ama skora bağlı. Eğer durum 0-0'sa ve iç sahada oynuyorlarsa. Yani çok kendilerinden farklı bir ekibe, çok mesela City'ye karşı oynamıyorlarsa. Eğer planları belli. Sağ boşaltırken yine pas yaparlar ama daha çabuk sağ boşaltmak üzere. Yani 8-10 pasla, 12 pasla, 20 pasla sağ boşaltmıyor Liverpool. City bunu zaman zaman 20 pas yaparak sağ boşaltıyor. Neticede ikisinde pas yaptı, sağ boşalttı diyoruz da Liverpool 2-3 pası takiben topu çizgiye getirmek ve kenardaki oyuncularına çizgiye paralel bir oyun oynatmak, olabiliyorsa topu ceza sahasına getirmek, olamıyorsa tekrar çevirmek diğer kanada, bunu deniyor. Kaleye gitmedeki birinci metodu bu. İkincisi, iki kenardaki sağ ön ve sol öndeki oyuncularıyla topu buluşturmak. İkisinin de birinin dürt koş tipi veya bekin arkasına vur, savunmanın arkasına vur git gibi, diğerinin de yatır kaldır gibi özelliği var Salah'ın. Bu iki oyuncuyu buluşturmak ve çözmeye çalışmak. Bunlar kesinlikle arka oyundaki ana planlar ama ilginçtir. Liverpool bu sene en yakın rakiplerinden 7-8 tane daha fazla duran top golü atmış. Yani 22 penaltıları çıkartınca 22-23 duran top golü atmış. Ki burada Van Dijk ilk duran top golünü atıyor. Sonra Van Dijk son golde işte Trent'i sen kullanma, Shaqiri sen kullan diyor. Origi'ye son golü attırıyor. Origi'nin gol atmasından sonra da şöyle bir rakam ortaya çıkıyor hocam. Kenardan, bench oyuncularından en fazla gol katkısı alan takım Liverpool. Yani eleştiriyoruz. Diyoruz ki bu takımın rotasyonu City gibi değil. City'de kenarda Mahrez. Hani bench'in diplerinde haftalardır sahaya girmiyor. Evet. İşte Foden'ı var, Gabriel Jesus'u var. O tırnak içinde beğenmediğimiz Liverpool bence 12 gol atmış. Ve aslında şampiyonluğun gelirse iki noktası. Biri duran top golleri olacaktır. Tabii ki Van Dijk'ın ve Trent'in ortalarıyla. Biri de galiba Origi'nin başı çektiği, Shaqiri'nin başı çektiği o kenardan gelen oyuncuların katkıları olacak. Bu doğru. Aslında hep ben de aynı şeyleri söyledim. Rotasyonu dar Liverpool'un. İsim isim baktı veya City'nin kulübesiyle oynasa, Liverpool'un kulübesi oynasa veya Premier Lig'deki bütün ekipler 11'leri atıp kulübeyle lige başlasa ve sonuna kadar öyle oynasa sıralama böyle olmayacak. City topu vermez. Vermez tabii ki. Yani daha büyük kalite var. Ama zamanlama, bununla beraber kenardan gelecek oyunculara skor olarak daha fazla ihtiyaç duydu Liverpool. Çözümleri biraz daha duran top özelinde olması sebebiyle kenardan gelen oyuncular, genelde yüksek oyuncuları da kullandılar. Bu da var. Ve oyuncuların de, hazır girmesi de tabii ki mental olarak. Bu da önemli. Çok da duran top setlerini ben çok beğeniyorum Liverpool'un. Mesela maçını hatırlıyor musun? İç sahada çok zorlanarak kazandıkları United maçı mıydı? Chelsea maçıydı galiba. Benim aklıma çok içeri mesela Alex Arnold sağ ayakla içe kavisli attıkları orta hepsinde kalenin içine attı. Ve kalenin içine doldular. Hatırlıyor muyuz onu? Benim aklıma West Ham maçı geldi. West Ham maçı mıydı? Ama o maç berabere bitmişti diye hatırlıyorum. Ters taraftan mesela yine birinci posta attılar ama ayrık durdu. Yani setleri farklı. Bir iki tanesini burada gösterdik diye hatırlıyorum. Belki de bin teknikte göstermişizdir. Chelsea'nin de bayağı ama iyi hocam. Farklı. Duran top setleri gerçekten başarılı. Klopp'un ama o konuda her zaman başarısı vardı. Zaten Dortmund'da da, Mainz'da da hep oldu. Sonuçları yani iyi bir B planı. Hani bazen konuşuyoruz ya işte oyunu değiştirmeyen Guardiola'dan Sarri'den bu iyi bir B planı olabilir oyun içinde özellikle. Yenilikçi veya muhafazakar. Bütün Alman teknik direktörlerin duran top data bankı diğerlerini döver diye bir amiyane tabir kullandım. Kullanın hocam. Biz kalan 4 takımı da konuşacağız. O yüzden
şampiyonluk yarışına noktayı koyalım bu haftalık ve bir reklama gidelim. Döndüğümüzde Şampiyonlar Ligi potasıyla devam edeceğiz. Premier Lig'de 4 takım Şampiyonlar Ligi'ni 37. haftaya kadar kovaladı. Bunlardan biri Manchester United seneye kesin olarak Avrupa Ligi'nde olacak. Bir mucize olmazsa Arsenal yine seneye Avrupa Ligi'nde devam edecek ve son dönemin en çok eleştirilen takımı Chelsea oradan sıyrıldı ve bir maç kala önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmayı garantiledi. Tabii son 5-6 hafta bu 4 takım içinde epey sancılı geçti. Bu son dönemin bir puan durumuna bakabilirsek eğer, Chelsea'yi bir kenara koyarsak, ya son 4 haftada son 5 sıra Huddersfield'a da puanı helal olsun United verdi. hocam skandal gibi gözüküyor. Ya Tottenham'ı yine ben anlarım da United'da Arsenal'i de bir tarafa koyalım. UEFA Avrupa Ligi var ama United'ın başka hiçbir, ya hafta boyunca tek düşüneceğiniz şey, tek konsantre olacağınız şey ligken kalkıp 2 puan almışsınız. Evet. Gerçekten çok ilginç. Büyük 6'dan 3 tanesi ligin bu son periyodunda sıralamanın 16, 17, 18 yani 16 ile 20. sıralardalar. Gerçekten ilginç. Biz ilk Chelsea'yi konuşmaya başlayalım. Aslında lige müthiş girdiler. 12 maç kaybetmedi. Sarri en iyi başlangıçlardan birini yaptı. Sonra oyun sallandı. Hep konuştuk. Zaman verilmesi gerektiğini savunanlardandık biz. Bir ara Kepa çok ciddi şekilde kendisini sorguladı ve sona gelindiğinde bu haftada mesela Watford'a karşı oynadılar. Evet oyun içi sallandılar. Çok domine edemedikleri anlar oldu. Ama üçüncü bitirdiler. Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeler. Bir kupada final oynadılar. Belki UEFA Avrupa Ligi'ni alacaklar. Başlangıç senesi hep zordur Premier Lig'de. Sarri şu an baktığımızda hiç fena bir iş yapmamış. Gayet iyi kotarmış gibi. Evet. Tabii Kepa'dan sonraki bölüm. Hani oyunu domine etme dediniz ya, oyunu domine etmek için falan oynamıyorlar artık. Evet, çok doğru. Yani o işi bıraktılar. Değişti artık orada. Skoru almaya çalışıyor. Daha gündelik oyunlar oynamak zorunda. Çünkü mesleğinin devamını yani oradaki kariyerinin geleceğini devam ettirebilmek için gündelik davranmak, gündelik kararlar vermek zorunda. Pek tarzı olmasa da bunu yapıyor. Sonuçları da böyle alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de finale doğru gidiyorlar yavaş yavaş. Bu ekrandaki şu an gol sevinci yaşayan adamın da Loftus-Cheek'in değiştirdiğini düşünüyorum. Yani Sarri önce kendisi değişme kararını aldı ve o hani artık komediye dönen orta saha üçlüsünden vazgeçti. Yani Ruben Loftus-Cheek ellerindeki tek birden fazla şey yapan tek değişik oyuncu. Burada da bir kafa golü atıyor. O da çok pozisyonludur. Biraz esnedi Sarri. Biraz bir ufak esnedi. Üçüncülük geldi. Seneye Şampiyonlar Ligi'ndeler. Belki Hazar'ın bile fikirleri değişebilir artık. Hazar'ın fikirleri kolay kolay değişmeyecektir bence. Ama Sarri'nin bazı fikirlerinin değiştiği açık. Zola'nın da ona mutlaka yol gösterdiğini tahmin ediyorum. Premier Lig diğer ligler gibi değil. Yani Premier Lig'de takımlar arasındaki güç farkı, oyun tarzı farkı, İngiliz oyuncularla, Britanya kökenli oyuncularla diğerleri arasındaki farklar biraz sizin oyun eğer çok çok güçlü, çok domine edecek bir ekibiniz yoksa biraz onlara benzeyerek oynama zorunluluğunuz var. Sanıyorum Eden Hazard da böyle devam etmez. Yani o bence ayrılacak. Bu söylediğiniz aklımı şey getirdi. Sanıyorum United takımında işte Mata, Herrera, diğer İspanyol hatırlayamadım. Onlar bundan şikayetçiydi. Yani İspanyol olmasa Rojo sanırım. Onlar Solskjaer'in gelmesinden sonra bir tık ayrışan o British'lerin, İngilizlerin tutumundan biraz şikayetçilerdi. Hazar seneye kalır mı bilinmez ama Gary Cahill kesin olarak Chelsea macerasını noktaladı. Geniş de bir röportaj verdi İngiliz basınına ve oradan birkaç cümlesini derledik. Bu sezon neden oynamadığım konusunda Sarri bana hiçbir açıklama yapmadı. Artık ayrılmak zorundayım. Bu kulübe kupalar kazandırmış oyunculara saygısı olmayan birine saygı duymam çok zor diyor. Aslında Cahill'e evet onu oynatmadılar. Bu bir gerçek.
ki kendisinin özellikle geçen sezon Conte giderken facia birkaç maçını hatırlıyorum. Bournemouth maçı vardı mesela. Gerçekten o, belki o maçtan sonra Sarri o maçı kasetini izlediyse belki bir daha hiç düşünmemiş olabilir ki kupa maçlarında oynattı, verim alamadı. Ama Cahill'e sezon başında ve devre arasında git kendine takım bul da dendi. O kalmayı tercih etti. Ve şu anda İngiliz basında gitmesine bir hafta kala hocasını çok ciddi şekilde eleştiriyor. John Terry'e de gidebilirsin dendiğinde o da kalmayı tercih etmiş. Evet. Kalmış ve oynamıştı. Evet. Ama Cahill oynama şansı bulamadı. Benim şahsi fikrim Cahill bu Chelsea'nin içinde stoper tandemindeki iki oyuncudan bir tanesi olmazdı. Katılıyorum hocam. Ama Conte ile biliyorsun üçlü falan oynadılar. O zaman üç tane stoper. Hızlı biri olunca tabii. Sizi hatalarınızı kotarabiliyor. Bu dört takımın şahsi fikrimce en büyük kaybedenine geçeceğiz. Manchester United'da Solskjaer'in açıklamalarına göz atacağız. Sonra United konuşacağız. Elimizden geldiğince Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışını sürdürdük. Ancak açık konuşmak gerekirse ilk dörde girmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadık. Sonuçta puan tablosu yalan söylemez. Oyuncularımı isim vererek eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Şu anda tek söyleyebileceğim bazı oyuncuları Manchester United formasıyla son kez gördüğünüz. Solskjaer seneye bazı oyuncular bizimle olmayabilir mesajını daha önceden de verdiği gibi yine bu maç sonunda da verdi. Bunun yanında belki de bir öz eleştiri yaptı. Belki de Avrupa Ligi bizim için doğru yerdir dedi. Yani Şampiyonlar Ligi'ne hazır olmadıklarını söyledi. Ama ya Huddersfield deplasmanından kazanamadan çıkmak ve bu sezonun maçıyken kazanamadan çıkmak. Kısadan ise Mourinho giderken 6. United, Solskjaer geldi, övdük. Ben o zamandan beri aslında tam zamanlı kontrat almasına karşıydım. Siz Solskjaer'in arkasındasınız. Hı hı. Ki hala zamanı var, işleri değiştirebilir ama yine gelinen nokta United yine 6. ve kaçan bir Şampiyonlar Ligi var. Bu çok net. Evet, bu doğru ama Mourinho kalsaydı kaçan bir Şampiyonlar Ligi var dememe ihtimalimiz de kuvvetli. Belki onu demiyor olacaktık. Belki 6. da olmayacaktı. Çünkü tadı gerçekten kaçmıştı. Oyuncularla kopmuştu, basınla kopmuştu, seyirciyle kopmuştu. Kimse inanmıyordu. Artık o da bıkmıştı, bıkkınlık vardı. O da takımına inanmıyordu. En azından bir ivme, ufak tefek bir ivme. Bazı oyuncuları oraya ait mi değil mi gösterme, kendisi görme, kamuoyuna da gösterme şansı yakaladı ve en azından o kısmı kullandı. Bazı oyuncular gerçekten United'a ait mi değil mi onu bu periyotta gördü, gösterdi de. Bence kazanarak çıktı. Kaybetmiş gibi gözüküyor. Tabii bunu ispat etme şansınız hiçbir zaman yoktur. Tabii. Benim iddiam şu. Yani büyük bir iddiayla atmıyorum ortaya ama Mourinho kalsaydı 6. olmayacaktı takım. Yani Şampiyonlar Ligi'ni de kaçırdı demeyecektik. İnanmadığınız bir hocayla çalışmak tabii ki sizi bambaşka yerlere getirir ama. Dönemle alakalı. Yani United için Mourinho doğru kişi değildi. Taban tabana zıt futbola bakışlar farklı. Ve bu dönemde başarılı olma şansı da çok fazla yoktu. United'a bakıyoruz genelde hep savunma eleştiriliyor. İşte Pogba'nın geleceği ne olacak belli değil ama şu da bir gerçek. Sezon boyunca United'ı izlediğimde şunu gördüm. Hani oyunu öldürmek deriz hocam. Skoru alırsınız. Bunu ister pasta yaparsınız, ister ikinciyi bularak yaparsınız. Oyunu öldürme konusunda elinde Pogba, hatta Herrera gibi oyuncular olmasına rağmen, Mata olmasına rağmen bir türlü yapamadılar. Bazen şans yanlarındaydı kazandılar, bazen puan verdiler. Huddersfield ilk golü attıktan sonra, hele ki 37. haftada oynadınız Huddersfield. İlk golü attıktan sonra çok rahat bir şekilde güle oynaya 7. dakikada golü bulmuşsunuz. Maçı kazanabileceğiniz bir noktada. Evet, direkten dönen toplar var, girmeyen şutlar var. Ama United'ın Lindelof'un yanına alınacak bir stoperden ziyade gerçekten oyunu rakip yer alanına yıktığında orada oynayabilecek bir orta saha oyuncusuna belki bir iyi bir bitiriciye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum buna. Hem gözleminize hem değerlendirmenize. United'ın birkaç tane yani böyle tanım mı olur diyeceksiniz ama milyon oyuncuya ihtiyacı var. Bakın stoperleri dev. Gerekiyor mu? Stoper için hadi okey diyebiliriz. Fizik, size. Yani bir tane gerekiyor olabilir ama ikincisi de dev olacak. Şart mı? City'nin öyle mi? Yok, hayır.
Yani Stones, hani oyunu öldürmekten bakarsak. Bahsettiğimiz evet. Hani biraz pasla tempoyu düşürmek, oyunu öldürmek, ikiyi bulmak. Orta sahaya gelelim. Pogba. Dev. Matic. Çabuk mu? Çabuk değil. Bakın o fizik için çok çabuk. Ama Premier Lig orta sahaları için çabuk değil. Hep yarım adım geç. Hep yarım saniye geç. Yani küçük adımı yok. Yani bu Pogba'dan bahsediyorum. Büyük oyuncu, iyi oyuncu, özel oyuncu. Bunların hepsine katılıyorum. Ama bir takımın içinde bir tane böyle oyuncu olur. Matic de dev. Ağır. Yani ağır oyuncularla topa ritim vermek mümkün değil. Öbür tarafa bakalım. Dün akşamki üçlüyü hatırlayalım. Foden. İlkay, Phil Foden, David Silva. Üç oynuyorlar. Kenarlarda da terminatörler oynuyor. Çabukluk konusunda evet. Terminatör adamlar yani. Santforları da terminatör. Zaten çabuk. Hepsi çabuk. Biraz yere, kenardakiler çabuk. Yere yaklaşmıyor mu artık top hep? Yani en fazla orta beliz aslında. Liverpool'a da bakarsak aslında öyle. Öyle çıkan çabuk bir takip etmeni yok. Oynanıyorsa, çok çabuk birlikte, hareketli birlikte, çok dinamik birlikte oynuyorsanız minyon orta sahada tabii ki teknik ve hız birleşmek koşuluyla. Hız ve tekniği birleştirmelisiniz. Gerard Houllier'in günümüz oyuncusu ile ilgili tarifi şu. Üst düzey bir teknik ama hızla birleştirilmiş. Şimdi Matic üst düzey bir tekniktir. Pogba üst düzey bir tekniktir. Ama Premier Lig için hızla birleşmiyor. Başka bir lig için hızla birleştirebilir bu teknik kaliteler. Ama Premier Lig'in hızı başka bir seviye. Orada birleşmiyor. United'ın o zaman epey değiştireceği parça var diyelim. Ve Arsenal'le Tottenham'ı konuşacağız ama öncesinde sizlerden kısa bir reklam arası daha rica ediyoruz. İngiltere'den futbolun son bölümünde Arsenal ve Tottenham'a bakacağız. Aslında Tottenham'ın hala Ajax maçını düşünürsek Şampiyonlar Ligi iddiası sürüyor ama Arsenal için aynı şeyleri söylemek pek kolay değil. 8 gol averajı var hocam son hafta. Tottenham'ı geçmeleri için bilmiyorum ne kadar şanslılar sizce. Ben de size soracaktım aynı soruyu. Benim ağzımdan aldınız. Bu sene siz benden 4-5 defa daha fazla seyrettiniz Arsenal'i. Ben size sorayım. Hocam Arsenal'i izlemek aynı filmi defalarca izlemek gibi. Evet. Yani başlıyorlar. 45'e değişen bir formasyon. Belli adamlar belli hataları yapıyor. Mesela bu hafta Granit Xhaka ön plana çıkmayı tercih etti. Genelde Mustafi'dir o ön planda olmak isteyen. United konuşuyor ya değişmesi lazım diye. Bence Aubameyang, Lacazette, Torreira'yı koyuyorum. Sağlıklı bir Bayern. Onun dışındaki bütün oyuncular gitse, yerlerine yepyeni oyuncular gelse ve bambaşka bir sezon oynansa hak ediyor Arsenal. Ya hocam bu hafta Emery 75. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaptı. Hani artık 37. hafta siz zaten sürekli formasyonla oynuyorsunuz. Bu ya. Neyin peşinde acaba bu 3 değişiklikte Unai Emery? Çünkü bir ufak bir NBA playofflarına gittim orayı izlerken. Evet. Aslında çok iyi dizayn edilmiş bir ekip değil. Yani Sokratis ve Mustafi yani şimdi son maç özelinde bahsediyor. Bu ikili görece daha kolay bir ligden, tabii Bundesliga'nın kolay olduğunu söylemiyorum. Premier Lig'e göre rekabeti biraz daha yumuşak. Tek takımın dominasyonunda giden, dominasyon dedim ben ya, hiç demezdim. Siz de gençlerden dominasyon kelimesi öğrenmişiz. Onların egemenliğinde giden bir ligde olmamış, yapamamış, finale gelememiş iki oyuncu. Arsenal'de Premier Lig'in bu kadar ağır rekabetinde bir de üstelik yan yana, yanlarında bir tane Premier Lig ustası bulunmaksızın birlikte başarılı olma şansları zaten yoktu. İyi dizayn edilmiş bir kadro değil bu. Özellikle Lacazette ve Aubameyang'ı harcadıklarını düşünüyorum. Programı kapatacağız. Önce anketin sonuçlarına bakalım. Size kim şampiyon olur diye sormuştuk programın başında. Tekrar hatırlatalım. Liverpool son hafta Wolverhampton'da içeride. City ise Brighton'a deplasmanda oynayacak. Seyircilerimizin çoğunluğu City'nin Brighton karşısında takılmayacağını öngörüyorlar ve haftanın sorusuna yeniden göz atalım. Ya programın başında sorduğumuz Huddersfield ile birlikte bir sezonda evinde en az gol atan diğer Premier Lig takımı hangisi demiştik. Stoke, Derby, Middlesbrough gibi denemelerde bulunduk burada. Bu hileli soru bu. Böyle bir soru nasıl çıkar hocam? Tabii City'nin o dönemi. Juan de Ramos zamanı mı?
2006-2007 bilmiyorum. Hatırlamıyorum yani şu an. Yok, Juan de Ramos zaten Tottenham'daydı senin. Pardon. Evet. Doğru. Evet. 38. haftanın fikstürüne bakacağız. Önce gol krallığına bakalım. Bu sezonun yer yer en çok eleştirilen isimlerinden biri Muhammed Salah çıkacak. Gol krallığında karşımıza yılın takımına seçilmedi ama ya son hafta bir terslik olmazsa ligin gol kralı olacak. 38. haftada bütün maçlar pazar günü 17'de oynanacak. Brighton City ve Liverpool Wolverhampton ligin kaderini belirleyecek maçlar. Bunu da hatırlatalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizin İngiltere'den de. Futbolu bugünlük kapatıyoruz. En güzel gollerle veda ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.